Merhabalar, ben Nurgül. Kanalıma mutfağıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlere harika bir pizza tarifiyle geldim arkadaşlar. İtalyan restoranlarında yediğimiz pizzaların neredeyse tıpatıp aynı lezzette, aynı çıtırlıkta bir pizza tarifiyle geldim arkadaşlar. Hamurundan sosuna, pişirmesine kadar hepsini evimizde kendimiz yapacağız. Bu videom arkadaşlar baştan sona kadar bilgi içeriyor. Ayrıca derin dondurucuda pizzayı nasıl saklayacağız? Bunun tarifini de sizlere verdim. Bir videoda arkadaşlar 4 tarifi birden bulacaksınız. İnşallah ileriki zamanlarda bu videomu parçalara ayıracağım. Sade hamur tarifi vereceğim. Sade sos tarifi vereceğim. Sadece buzlukta nasıl saklarız onun tarifini vereceğim. Fakat bu videoda hepsini birden yaptığım için tek seferde paylaşmak istedim. Ayrı ayrı da isterseniz tariflerini ileriki zamanlarda paylaşacağım. Videomun uzun olmasının nedeni de budur arkadaşlar. Hepsini birden paylaştığım için. Şimdi sizleri daha fazla bekletmeden hemen hamurumuzun malzeme listesine geçiyoruz. Pizza hamurunu bir gece öncesinden yaparsanız çeyrek maya yeterli gelecektir. Gündüz yapacaksanız arkadaşlar bir tane yaş maya, 2 yemek kaşığı şeker, 1 yemek kaşığı tuz, 1 yemek kaşığı sıvı yağ, 1 kilo un, 2,5 bardak su. Eğer kepekli un kullanacaksanız arkadaşlar benim gibi yapabilirsiniz. 1 kilo undan sade 1 bardak unu çıkarttım ve onun yerine 1 bardak kepekli un kullandım. Bu şekilde hamurumu birazcık kepekli un yaparak daha bir sağlıklı hale getirmiş oldum. Hamurumuzun yapılışı: mayayı şeker ve 1 bardak ılık su ile erittikten sonra tuzu, sıvı yağ ve unu ilave ettim. Geri kalan suyu da yavaşça kontrollü bir şekilde ekleyerek ele yapışmayan yumuşak bir hamur elde ettim. Hamurumu oda sıcaklığında mayalanmaya bıraktım. 2-3 saat yeterli gelecektir. Hamurum mayalanırken bu esnada ben pizza sosumu hazırladım. Pizza sosu için gerekli olan malzemeler: 1,5 kutu konservelik domates kullandım. Gerekirse sizler taze domates rendesi kullanabilirsiniz. Yaklaşık 4-5 tane domates rendesi. 2 diş sarımsak. Damak tadına göre baharatlarını ayarlayabilirsiniz arkadaşlar. Benim bu şekilde karışmış pizza baharatım var. İçerisinde kekik, keklik otu, fesleğen var. Bir kaşık bu karışımdan ilave ettim. Tuz ilave ettim. İri kaya tuzu. Yaklaşık damak tadına göre ayarlayabilirsiniz arkadaşlar. Bakıp tekrardan. Biberiye, fesleğen, taze kekik. Bunların baharatları daha bir lezzet vermesi için ben kullandım. Sizler damak tadına göre bu baharatları ekleyip azaltıp çoğaltabilirsiniz. Tamamıyla size kalmıştı. Evet, bu şekilde baharatlarımı kabıma aldıktan sonra yaklaşık 2 yemek kaşığı da zeytinyağı ekledim. Ve bunları kısa bir süre güzelce karışana kadar püre yaptım. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Daha sonra tadını kontrol ettim. Biraz tuz ve biraz şeker takviyesi yaptım. Domatesin şekeri eğer tadı biraz eksikse şeker ile lezzetlendirebilirsiniz. Yaklaşık 1 çay kaşığı kadar da şeker ilave ettim. Bir taze biberiye de ekleyip bu şekilde tekrardan kısa bir süre püre yaptım. Ve ayrıca yarım kutu konserve tekrar domates ekledim. Bu domates konservesinde arkadaşlar çok püre yapmadan kısa bir süre bu şekilde ezdim. Biraz iri taneler kalsın istedim. Evet, o İtalyan restoranlarında yediğimiz pizzaların arkadaşlar bu şekilde lezzetli bir sosu oluyor. Bu şekilde hazırlıyorlar aşağı yukarı. Ve tekrardan 2 yemek kaşığı kadar da zeytinyağı takviyesi yaptım. Bunu da güzelce bir karıştırdıktan sonra sosumu elde etmiş oldum. Kıvamı bu şekilde, inanılmaz lezzetliydi. Bu şekilde bile kaşık kaşık yiyebilirsiniz. Evet, ben bu şekilde sosumu hazırladım. Hamurumu yaptım, sosumu hazırladım. Şimdi içerisine kullanacağım malzemeleri hazırlayacağım. Evet, pizza fungi yapacağız. Pizza tonla yapacağız. Pizza margarita yapacağım arkadaşlar. 3 farklı pizza yapacağım ve 3'ünün tarifini de sizlere burada göstereceğim. Pizza fungimiz için mantarları bu şekilde ince ince doğruyorum. Taze mantar olması daha güzel. Eğer yoksa konservelik mantar da kullanabilirsiniz.
Evet, hamurum mayalandı arkadaşlar. Mayalanan hamurumu sizlere burada iki tane ölçü vereceğim. Eğer 32 santimlik büyük bir tepside tek kişilik porsiyonda pizza yapmak istiyorsanız arkadaşlar, bunun gram ölçüsü 270-275 arasıdır. Buna göre tartınız varsa tartabilirsiniz. Eğer 28 santimlik pizza yapmak istiyorsanız 200-210 gram arası yeterli gelecektir. Evet, ben bu şekilde pizzalı hamurlarımı eşit bir şekilde tarttım. 4 tane küçük boy pizza yapmak istedim. 2 tane de büyük boy pizza yaptım. Küçük boy pizzalarım dediğim gibi 200-210 gram arasıydı. Büyük boy pizzalarım da 270-275 gram arasıydı. Bezeleri yaparken arkadaşlar, gördüğünüz gibi önce böyle bu şekilde katlıyoruz. Daha sonra yuvarlıyoruz. Ve bunları un serpilmiş tepsime biraz boşluk bırakarak dizdim. Üzerine bez kapatarak ve poşet geçirerek mayalanmaya bıraktım. Tekrardan tepsi mayası yaptım. Evet, gördüğünüz gibi arkadaşlar, bezeleri biraz boşluk bırakarak tepsiye dizdim. Üzerine temiz bir bez örttüm ve poşet geçirdim. Bu şekilde mayalanmaya bıraktım. Bezeyi açabilmek için biraz mısır unu, biraz normal un tezgaha döküp bezemi aldım ve elimle bastırarak, elimle döndürerek büyükçe bir yufka açtım arkadaşlar. Merdane kullanmıyoruz hiç. Dinlendiği için hamurumuz çok da güzel, kolay açılacaktır. Kendisini çekmeyecektir. Yapışmayacaktır da kesinlikle. Evet, bu şekilde açtıktan sonra kullanacağınız malzemeleri önceden hazırlamıştık. Mozzarella peynirini bu şekilde dilimlere kestim. Ben bu yaptığımı arkadaşlar öncelikle derin dondurucu için hazırlıyorum. Bu göstermiş olduğum tepsi 32 santimlik çapında bir tepsi. Yapmış olduğum bu bezede arkadaşlar 210 gramlık hamur bezesiydi. Gördüğünüz gibi 28 santimlik açmış oldum. Yağlı kağıt altına koydum. Daha sonra hazırlamış olduğum sostan küçük bir sos kepçelik sostan döküp bu şekilde her yerine gelecek şekilde, kenarları biraz kalacak şekilde sosumuzu güzelce yayıyoruz. Ve fesleğen yaprağı kullanıyorum. Pizza margarita yapıyorum arkadaşlar. Bunun için çok aşırı bir malzemeye ihtiyacımız yok. Sadece sosumuz, mozzarella peynirimiz, fesleğen yaprağı ve çok az da parmesan peyniri lazım. Hepsi bu kadar. Üzerine de dal kekiği, oregano kullanalım. Müthiş yakışıyor pizzaya. Evet, bu şekilde derin dondurucu için pizzamı hazırlamış oldum. Bu hazırladığım tepsiyi arkadaşlar derin dondurucuya kaldırdım. Daha sonra videomun sonlarına doğru sizlere göstereceğim. Nasıl derin dondurucuda sonra saklayacağız diye. Evet, ikinci pizzamı da aynı şekilde bezemi koydum. Mısır unu ve un karışımı ile elimle döndürerek büyükçe bir yufka açtım. Bunu da aynı şekilde yağlı kağıt koyulmuş tepsime aldım. 28 santim çapında açtım. Şimdi pizza funghi yapacağız. Bunda mantar, mozzarella peyniri, dilerseniz kırmızı biber kullanabilirsiniz. Daha sonra kaşar peyniri rendesi. Burada arzu ederseniz ince soğan dilimleri de ekleyebilirsiniz. Evet, bu şekilde ikinci pizzamı da hazırlamış oldum. Biraz da parmesan peyniri ve oregano serperek, dal kekiği serperek pizzamı hazırlamış oldum. Evet, pizza margarita'ya da küçük çeri domateslerinden de doğrayabilirsiniz. Tamamıyla malzemeleri katıp çıkarmak sizin elinizde. Ama az malzemeli daha bir lezzetli oluyor. Her şeyi karıştırmayın derim. Evet, buzluk için hazırladığım pizzalarım arkadaşlar. Bunları
Şimdi derin dondurucuya kaldıracağım ve normal pizzamızı pişirmeye başlayacağız. Pizzayı arkadaşlar normal fırında pişireceğiz. Fakat fırını çalıştırmadan önce taban katına bu şekilde pizza taşı koydum. Bu pizza taşı sayesinde İtalyan restoranında yediğimiz gibi bir pizza yemiş olacağız. Fırını açıyoruz. Önceden ısıtıyoruz 300 derecede. En son dereceyi açıyoruz. Pizza taşımız çok ısınması gerekiyor. Bu esnada pizza taşımız ısınırken şimdi pizzalarımızı hazırlayacağız. Evet, bir tane bezemizi alıyoruz tezgaha. Un ve mısır unu karışımı ile birlikte bezemizi açıyoruz elimizle. Çevire çevire. Evet. Büyükçe bir yufka açıyoruz. Açmış olduğumuz yufkamızı pizza küreğimize alıyoruz. Tezgahımızı biraz temizliyoruz ve pizza sosumuzdan bir küçük kepçe döküyoruz ve her yerine gelecek şekilde sürüyoruz. Kenarlarına biraz boşluk bırakıyoruz tabii ki. Evet, fırında pişireceğim ilk pizzam pizza margarita. Bunun için aynı şekilde fesleğen yapraklarına ihtiyaç var. Fesleğen yapraklarını domates sosumun üzerine koyduktan sonra mozzarella peynirlerinden de bolca yerleştiriyorum. Biraz boşluk bırakarak. En son olarak da bir küçük tutam parmesan peyniri serpiyorum. Ve oregano dal kekiği serperek 300 derece fırınımda yaklaşık 5-6 derece pişiriyorum. Taşın iyi ısınmış olması gerekiyor arkadaşlar. Eğer taş iyi ısınmazsa pizzamızda yeterince kabarmayacak ve çıtır olmayacaktı. Bunun için pizza taşımızın önceden ısınması gerekiyor. Evet, pizza margarita pizzalarım yaklaşık 5-6 dakika içerisinde pişecektir. Çok çabuk pişiyor çünkü pizza taşımız oldukça sıcak ve en yüksek derecede pişiriyoruz. Bu esnada ikinci pizzamı hazırlıyorum. Pizza funky. Bunun için aynı şekilde bezemi açtım. Pizza sosundan koydum. Taze mantarlardan, mozzarella peynir dilimi, kaşar peyniri, oregano, dilerseniz kırmızı biber dilimleri ile dilediğiniz gibi yerleştirerek pizzamızı hazırlayalım. Evet, pizza margaritamız pişiyor. Gördüğünüz gibi arkadaşlar müthiş görünüyor. Pizza taşında piştiği için de kenarları çıtır çıtır, taban katı çıtır çıtır müthiş oluyor. Ve bunu birazcık küçük beze olarak yapmıştık hatırlarsanız 200 gramda ve incecik oluyor. Kenarları kalın ve orta kısmı incecik oluyor, müthiş oluyor. Bu da pizza fungimiz pişiyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi şimdi sizlere pişmiş halini göstereceğim. Harika görünüyor ve inanılmaz müthiş lezzetliydi. Gördüğünüz gibi kenarları ne kadar güzel pişti. Bu şekilde dilimlere kestik. İnceliğini görüyorsunuz arkadaşlar. Kenarının kalınlığını. Lezzeti 10 numaraydı gerçekten. Yani özel İtalyan restoranına gitmeye gerek yok. Bu şekilde evinizde kendiniz yapabilirsiniz. Şimdi pizza tonu yapacağız arkadaşlar. Aynen pizza sosumuzu açmış olduğum yufkaya sürerek bir kutu
pizza tonloyu eşit bir şekilde her yerine gelecek şekilde yaydım. Taze mantar. Eğer enginar seviyorsanız enginar, mozzarella peyniri, kaşar peyniri, dağ kekiği serperek pizzamızı hazırlayalım. İçerisine katacağınız malzemeler dediğim gibi tamamıyla sizin damak zevkinize kalmıştır arkadaşlar. Soğan müthiş yakışıyor. İnce soğan dilimleri de ekleyelim. En son olarak peynir dilimleri ve mozzarella'yı da koyduktan sonra pizza taşımıza pişireceğiz. Yaklaşık 4-5 dakika gibi kısa bir sürede pizzamız pişmiş olacak. Pizza küreğin sayesinde pizza taşına pizzamızı koymak daha bir kolay olacaktır ve piştikten sonra da aynı şekilde pizza küreğimizin sayesinde içerisinden çıkarmak daha kolay oluyor. Evet, gördüğünüz gibi birazcık sallayarak bu şekilde pizza taşımızın üzerine pizzamızı aktardık. Ve şimdi pişmesini bekleyeceğiz. Kısa bir süre sürüyor zaten. Evet, pizzamız pişti. Gördüğünüz gibi hiçbir yapışma yok. Çok kolay bir şekilde çıkıyor. Burada size çıtırlığını göstereceğim. Taban kadını göstereceğim arkadaşlar. Müthiş oldu. Evet, gördüğünüz gibi tabanı da harika kızardı. Kenarları çıtır çıtır. Müthiş incecik bir pizza yaptık. 3 değişik farklı pizza yaptık. Pizza margarita, pizza funghi ve pizza tonno. Ayrıca pizza hamuru, pizza sosu ve pizzamız taş fırında nasıl pişer hepsini gösterdim. Gördüğünüz gibi arkadaşlar videomuzun ilk başında da bu pizzaları derin dondurucu için hazırladığımı söylemiştim. Şimdi derin dondurucudan bunları çıkardım. Tepsiyle birlikte derin dondurucuya koymuştum. Donması için. Dondu arkadaşlar. Şimdi yağlı kağıtlarla birlikte bunları keseceğim ve şeffaf folye ile pizzalarımı güzelce kaplayacağım. Daha sonra bunları tekrar derin dondurucuya kaldıracağım. Acil durumlarda hemen çıkartıp pişirmek için çok pratik hazır pizza oluyor. Sizlere de kesinlikle tavsiye ederim. Özellikle öğrenciler için çocuklarınıza bu şekilde hazırlayıp derin dondurucularına koyabilirsiniz arkadaşlar. Ev yapımı pizza. Satın almaya gerek yok. Gördüğünüz gibi yapımı da oldukça çok kolay, çok basit. Gördüğünüz gibi donmuş olan pizzalarımızı bu şekilde folyeledik ve derin dondurucuya tekrar kaldıracağız. Dilediğiniz zaman çıkartıp don halde önceden ısınmış 230-240 derece fırında pişirmeniz yeterli olacaktır. Eğer pizza taşınız yoksa arkadaşlar fırını en yüksek ayarda ısıtalım ve taban katına koyarak pizzalarımızı pişirelim. Aynı şekilde pizzalarımız mis gibi pişmiş olacaktır. Evet, bugünlük bu kadar. Bir yayınımızın sonuna geldik arkadaşlar. Umarım beğenmişsinizdir. Beğen ve yorumlarla kanalıma destek verirseniz çok sevinirim. Farklı tariflerde, farklı lezzetlerde tekrardan görüşmek dileğiyle kendinize çok iyi bakın. Sevgiyle kalın, hoşça kalın.